Dilini değiştirmenin tek yolu var. O da dilini kutsal ruhun kontrolüne bırakmak. Kötü sözlerle başa çıkmanın tek yolu var. Tövbe edin, af dileyin. Pekala, kutsal kitaplarınızı açın. İki bölüme bakacağız. Matta 12'ye açalım. Kutsal kitaplarımızdan Matta 12'ye açalım. Sonra da Süleyman'ın özdeyişleri 26'ya bir ayraç koyalım. Pekala. Şimdi kutsal kitaplarımızdan madde 12'ye açalım. Sonra da Süleyman'ın özdeyişleri 26'ya bir işaret koyarsanız, daha sonra, daha sonra oraya döneceğiz. Harika bir seriye devam ediyoruz. Sizi yargılayacak bir seriye. Sözler, yaşam ya da ölüm, kutsal yazılar bu serinin temelini oluşturuyor ben değil. Oraya açmanızı istemiyorum fakat size Süleyman'ın özdeyişleri 18-21 hatırlatayım. Şöyle der dil ölüme de götürebilir yaşama da. Dil ölüme de götürebilir yaşama da. Ve geçen haftanın mesajı sözlerin değeriydi. Bu haftanın mesajı ise sözlerin gerçeği. Ve kutsal yazılardan geçen hafta okuduğumuz bir bölümle başlayacağız. Matta 12'yi bu hafta tekrar okuyacağız ve biraz daha derine ineceğiz. Peki Matta 12:33 Ya ağacı iyi Hatırlayın, ağaç yürekti, meyve ise ağzımız ve bunu bu bölümde görebilirsiniz. Meyvesini de iyi sayın. Ya da ağacı kötü, meyvesini de kötü sayın. Çünkü her ağaç meyvesinden tanınır. Ve sonra İsa Ferisiler'e herkes iyi davranarak kampanya konuşmasını yaparken dedi ki: "Sizi engerekler soyuyor." Kötü olan sizler nasıl iyi sözler söyleyebilirsiniz? Çünkü ağız yürekten taşanı söyler. Yürek ağaçtır ve ağız da meyve. İyi insan içindeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır. 36 ve 37 çok önemli. Size şunu söyleyeyim. İnsanlar söylediklerini her boş söz için yargı günü hesap verecekler. Kendi sözleriniz de aktanacak. Yine kendi sözlerinizle suçlu çıkarılacaksınız. Hatırlayın, biz imanımız sebebiyle lütufla kurtarıldık. Ama o burada diyor ki, eğer lütuf hayatınıza geldiyse, eğer gerçekten efendiniz ve kurtaracınız olarak İsa'yı kabul ettiyseniz, o yüreğinizi değiştirir ve yüreğiniz değiştiğinde diliniz de değişecektir. Bunu anlamak bizim için biraz zaman alıyor ve bunun için çaba sarf etmemiz gerekiyor. İşte bu serinin amacı da bu. Sözlerimiz üzerinde çalışmak. Size sözlerin gerçeğiyle ilgili şeyler söyleyeceğim. Üç şey var. Bunların birincisi sözlerin bedeli vardır. Sözlerin bedeli vardır. Bir süreliğine serbestçe konuşabilir miyim? Bir süreliğine serbestçe konuşayım. Evet dediniz ama size bir soru sorayım. Aslında cevabınız hayır olmalıydı. Asla serbestçe konuşmayız. Çünkü sözlerin bedeli vardır. Biliyorum ki atalarımız Tanrı tarafından, yaratıcı tarafından haklarla bize bahşedilenleri verdiler. Devlet tarafından değil, yaratıcı tarafından. O haklardan biri de ifade özgürlüğü. Bu hakka ben de katılıyorum. Tekrar söyleyeyim, ifade özgürlüğü hakkını destekliyorum. Amerika'da bu hakka sahip olduğumuz için minnettarım. Ama bu istediğim her şeyi söyleyebileceğim ve Tanrı'ya hesap vermeyeceğim anlamına mı geliyor? Bu bu sözcüklerin özgür sözcükler olduğu anlamına mı gelir? Sözcükler özgür değildir. Bizim ifade özgürlüğümüz var. İfade özgürlüğü hakkımız var ama sözler özgür değil. Bu karıma istediğim her şeyi söyleyeceğim ve söylediklerimin bir bedeli olmayacağı anlamına mı geliyor? Düşündüğümden çok farklı bir yere geldim. <laughs> <laughs> Debbi'ye böyle dediğimi söylemeyin. Peki, öyleyse bu arkadaşıma, iş arkadaşıma, bir aile üyesine aklıma gelen her şeyi söyleyebileceğim ve ilişkimiz içerisinde bu sözlerin bir şeye mal olmayacağı anlamına mı geliyor? Demek istediğim bu. Basitçe Amerika bana bu hakkı veriyor diye her şeyi söyleyebileceğim anlamına mı geliyor? Ama dediğim gibi ben bu hakkı destekliyorum. Basitçe size bir Amerikan vatandaşı olduğum için minnettar olduğumu söylemeliyim fakat fakat 30 yıl önce Amerika'da daha yüce bir krallığın vatandaşı oldum. Amerika yok olduğunda cennet hala burada olacak. Başkanlar gelir geçer ama İsa sonsuza dek Rabbimizdir ve söylediğim her boş söz için ona hesap vermek zorundayım. Amerika'nın yapmanızın yasal olduğu şeyler doğru mudur? Hiç bunu düşündünüz mü? Nevada'nın bazı ilçelerinde fuhuş yasaldır peki. Bir adam Nevada'ya gidip bir fahişe tutarsa İsa der ki bu sebeple hesap vermen için seni çağıracağım. Adam da diyecek ki fakat Rab ben Nevada'daydım. <laughs> İsa'nın ne diyeceğini düşünüyorsunuz? O tamam Nevada'daydın. Tamam öyleyse. Nevada'nın yapmanızda sorun yok demesi bu hareketi doğru mu kılar? Hayır size söylüyorum Amerikan yasasından daha yüksek bir yasa var ve tekrar söylüyorum gerçekten minnettarım ve bunlar asla tamamen aynı şeyler değiller. Sadece size bir örnek vermek istiyorum. Amerika'da ifade özgürlüğüne sahip olduğumuz için minnettarım ama bu sözlerde özgür olduğumuz anlamına gelmiyor. Sözlerin bir bedeli var. Süleyman'ın özdeyişleri 26'ya gelmeden önce size birkaç ayet okuyayım. Mezmurlar 41.3 ''Ya Rab ağzıma bekçi koy, Dudaklarımı kapısını koru. Mezmurlar 39.1. Karar verdim. Adımlarıma dikkat edeceğim. Şimdi bu cümleye dikkat edin. Dilimi günahtan sakınacağım. Karşımda kötü biri oldukça ağzıma gem vuracağım. Gem vurmak komik görünebilir ama bence pek çoğunuz... Neyse, unut gitsin. Ee, pek çoğumuzun bazen bunu denemeye ihtiyacı vardır. Bu arada diyor ki dilimi günahtan sakınacağım. Size özel bir Paskalya mesajı vereceğim. Gelecek hafta sonu mesajlara bir mola vereceğiz fakat ondan sonra seriye devam edeceğim ve sonraki mesajımız dilimizle işleyeceğimiz 10 günah. Ölümcül günah ile ilgili olacak. Kutsal Kitabın bize bahsettiği dilimizle işleyebileceğimiz 7 ölümcül günah. Hiç şöyle dediniz mi? Hiç şöyle bir cümle kurdunuz mu? Sanırım bunu hiç söylememeliydim. Bunu söyledikten sonra normalde ne yaparsınız? Söylemiş bulundunuz artık. Tahmin edin bakalım muhtemelen onu söylememeliydim dediğinizde kutsal ruh ya da sağduyu veya her ikisi de bize söylemememiz gerektiğini söylüyor ama yine de yapıyoruz. Ee, kendi hayatımda benim alaycılıkla ilgili bir sorunum vardı. Bilmiyorum farkında mısınız ama biz oldukça alaycı bir nesiliz. Televizyon şovları ve filmler izlediğinizde alaycılığın büyük bir yer kapladığını görürsünüz. Ama alaycılık gerçek hayatta işe yaramaz. Alaycılıkla insanların sınırlarını kolayca aşabilirsiniz. Bir kere bir mesaj vermek üzere hazırlanıyordum. Oldukça eğlenceli bir örnek vermeyi düşündüm ama çok alaycıydı ve kendimi hiç huzurlu hissetmedim. Çünkü biraz sınırı aştığımı düşündüm. Fakat onu gerçekten kullanmak istedim. Çünkü gerçekten eğlenceliydi. Bu sefer onu mesajda verecek miyim yoksa çıkaracak mıyım diye boğuşmaya başladım. Kiliseye geldim. Koridorda yürüyordum. E, tapınma öncesiydi. Daha bayağı zaman vardı ve çok insan yoktu ve birini gördüm. Merhaba nasılsın dedim. Elini sıktım. Yüzünde garip bir bakışla baktı. Sorun ne dedim. Bu sabah seni gördüğüme inanamıyorum. Çünkü gece rüyamda seni gördüm dedi. Gerçekten mi? Anlatsana rüyanı dedim. Ve o dedi ki Pastor Robert anlatmayacağım. Çünkü seni sevdiğimi biliyorsun ve rüyanın ne hakkında olduğunu anlarsın. Ve, ve o çok samimi ve içten ve mütevazıydı bunu söylerken. Bana mütevazı davrandı. Benimle konuşmasında gerçekten tuhaf bir tip olmadığımı söylemeye çalışıyordu ve bunu bilmek güzel. Bu arada konuşurken ben dedim ki telaşlanma rüyanı anlat lütfen. Peki dedi. Sizi bir sahilde gördüm. Arkanızda okyanus vardı ve önünüzde inanılmaz kalabalık bir grup insan vardı. Siz onlara gerçeği anlatıyor vaaz veriyordunuz. Sonra bir dalga geldi ve sizi alıp denize sürükledi. Ben de Rab'be sordum, Rab'bim o dalga neyi gösteriyordu ve Rab bana cevap verdi, alaycılık. Tabii ki ben de ona, bu bana hiçbir şey ifade etmiyor dedim. Ee, hayır, açıkça ona ne olduğunu söyledim. Dinle, bu Tanrı'dan bir mesajdı ve benimle paylaştığın için çok teşekkür ederim. Yani sözlerin bir bedeli vardır. İki numara burada. Sözlerle ilgili sizinle paylaşmak istediğim ikinci gerçeğimiz. Sözler acıtır. Sözler insanların canını acıtır. Her birinde bir yalan vardır. Bir yalan vardır. Sözlerin bedeli vardır. Sözlerin bedeli vardırın karşısında sözler özgürdür. Yalanı vardır ve sözleriniz için hesap vermek zorunda değilsiniz. Ama biz biliyoruz ki hesap veririz. Bunun için hesap vermek zorundayız. madde maddeyle ilgili yalan ise şöyle: Sözler acıtır ama şaka yaptığınız durumlar hariç. Eğer şaka yapıyorsanız sözler acıtmaz. Tamam. Şimdi Süleyman'ın Özdeyişleri 26'ya bakalım. Bu bölümü açmanızı istedim. çünkü burası kutsal kitaptaki en şaşırtıcı bölüm. Özdeyişler bölüm 26 ayet 18-19 ateşli ve öldürücü oklar savuran bir deli neyse komşusunu aldatıp şaka yapıyordum diyen de öyledir. Tekrar okumanız gerek değil mi? <laughs> ya da başka sözlerle açıklayayım. Bir tepede oturup insanlara silahıyla ateş eden deli bir adam düşünün. Bu adam komşularına aldatıcı bir şey söyleyen ya da onları manipüle etmeye çalışan sonra da şaka yaptığını söyleyen adamla aynıdır ve bunu her zaman yapıyoruz. Yorumlarımıza küçük iğnelemeler ekliyoruz ya da küçük imalar ekliyoruz. İnsanları iğneliyoruz hatta hançerliyoruz. Ve normal olarak bir kere iğnelediysek geri çekiliyoruz. Ben bir silah gibi dolu bir ağızla büyüdüm. Eğer beni iğnelediyseniz uygun anı kollar, zayıf yönünüzü bulur ve sizi hançerlerdim ve bunu çok iyi yapardım. Bunun birinin canını sıkmanın en iyi yolu olduğunu bilirdim. Pek çoğumuz bunu yaparız. Beni bunu yaparken yakaladığınızda çözümüm şaka yaptığımı söylerdim. Sen çok alıngansın. Ve sonra deriz ki ben bir şey kastetmedim. Kutsal kitap der ki İnsanın ağzı yüreğinden taşanı söyler. Başka bir deyişle söyledikleriniz ağzınızdan çıkar çünkü kalbinizde bulunur. Ve pek çok kez insanlara küçük iğnelemeler yaptık ama işte bununla ilgili gerçek budur. Sonra deriz ki sadece şaka yapıyordum. Öyle bir şey ima etmedim. Şöyle düşünelim. Bir portakal ağacına doğru yürüyorsunuz ve portakal ağacına diyorsunuz ki bunlar güzel portakallar. Ve portakal ağacı diyor ki ben portakal ağacı değilim ben elma ağacıyım. Bu portakallarla bir şey ima etmeye çalışmıyorum. Eğer portakallarınız varsa portakal ağacısınızdır. Eğer portakal ağacıysanız portakallarınız vardır. Biz hep şöyle deriz, sözlerimizle hiçbir şey kastetmedim ama İsa'ya göre ettiniz. Tanrıya bunu söylediğinizi hayal edebiliyor musunuz? Ağzınızdan çıkan bir söz için Rab İsa, neden böyle söyledin? diyor ve siz de "O, oh, hiçbir şey kastetmedim." diyorsunuz. Tanrı size şöyle cevap verebilir. Benimle dalga mı geçiyorsun? Kutsal kitabı ben yazdım. İnsanın ağzı yüreğinden taşanı söyler diyen benim. Yani ağzımdan çıkan ve Tanrı'yı yüceltmeyen sözleri duyduğumda onları savunmaya kalkmamalıyım. Tanrı'ya demeliyim ki Tanrım bunun hala yüreğimde olduğunun farkında bile değildim. Ama ağzından çıktığına göre demek ki yüreğimdeymiş. Rab, bununla nasıl başa çıkabilirim? Ne yapmalıyım? Yani bunun kökü nedir? İsa sözleri meyvelere benzetmişti. Meyveler ağaçlara aittir ve ağaçların kökleri vardır. Kökün ne olduğunu göstermeye çalışıyorum. Hayatımın büyüyen ağacı ağzımdan çıkan o meyveleri üretiyor. Bu arada bu düşündüğümüzden daha büyük bir öğüt. Şimdi söyleyeceğim şey gerçekten oldukça iyi. Şimdi çünkü söyleyeceğim bu şey notlarımda yoktu. Başka bir vaz konum daha var artık. Tamam hallettim. <laughs> bu gerçekten harikaydı. Öylece geliverdiğine ben de çok şaşırdım ve oldukça iyiydi. Tamam. Kök nedir tanrım? Kötü sözlerle başa çıkmanın tek yolu var. Tövbe edin, af dileyin. Tek yolu bu. Tek yolu bu. Bu arada size kötü sözcükler söylendiyse bununla başa çıkmanın tek yolu o sözleri söyleyen kişiyi affetmek. Bazılarınız hayatınızda bir şeylerle mücadele ediyorsunuz çünkü birileri 20 yıl önce size bir şey söyledi. Siz o insanı affedene kadar o sözler ağaçlar gibi büyür ve ağaçlar da hayatınızda meyveler verir. Diğer bir deyişle o ağacı şimdi kesin. Ne zaman bir ağacı kesmeyi düşünsem, size başıma gelen bir şeyi söyleyeyim. Vaaz vermeye yeni başladığında dünyadaki tüm küçük kiliseleri ziyaret ettik. Hepsinde bulunduk. Her yerde vaaz verdim. Bilirsiniz bana şunu sorduklarını hatırlıyorum. Pazar günü gelebilir misiniz? İki yıl boyunca doluyum ama pazar gelince her yere gittim. Tüm bu köy yollarına ve hayatınızda duyabileceğiniz en kötü istikametlere gittim. Ve ağaçları kesmek hakkında düşündüğümde aklıma gelen şuydu. Hatırlayın bana kilisesine nasıl ulaşacağımı söyleyen bu pastör demişti ki... ...üç mil kadar kasabanın dışına çık ve yaşlı meşe ağacının eskiden Bayınmıştı olduğu Bey. yerden sola dön. Yaşlı meşe ağacının eskiden olduğu yeri nasıl bilebilirim? Bir Bayınmıştı işaret Bey. mi var? Ya da yas tutan sincaplar ve nasıl bilebilirim yani ve sonra bundan daha kötü bir hal aldı ve bu bölümü bu bölümü seveceksiniz. Çünkü bakın ne oluyor? O dedi ki o yolda bir mil kadar ilerle köprüye gelince iki büyük köpek arabanı kovalayacak. Onlar durunca sola dön. Tam olarak dediği gibi oldu. Siz hiç hiçbir arabayı sadece kendi özel mülkünün sınırına kadar kovalayan bir köpek gördünüz mü? Huv, 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 huv. Tamam yani demek istediğim şu bu kısım mesajı eğlenceli yapmak içindi. Ama asıl mesele şu. O dedi ki yaşlı meşe ağacının eskiden olduğu yer. Dinle eğer kötü sözlerim varsa ağacı kes. Kökün yüreğinizde olduğunu anlayın ve köke gidin. Vaftizci Yahya da böyle demişti. Balta ağaçların köküne dayanmış bile. Yani İsa yüreğinizdeki sorunları çözmeye geliyor. Sözlerin bedeli vardır. Sözler acıtır ve üçüncüsü sözler devam eder. Bu bir gerçek. Sözler süre gelir. Ee, söz uçar demek yalandır. Bir şey söylersiniz ve havada yok olur gider. Onlar ortadan kaybolup gitmezler. Sözler var olmaya devam ederler. Yakup 3 bundan bahsediyor. Eğer okumak isterseniz bu seride epeyce buna bakacağız. Yakup 3 dil için diyor ki, düşünün. Küçücük bir kıvılcım koca bir ormanı tutuşturabilir. Dilinizden çıkan ufacık bir söz neden bir ormanı tutuşturabilir biliyor musunuz? Çünkü hepinizin içinde bir orman var. Sizler zaten bir sürü ağaçsınız. Burada olan şey şu: siz birine şaka yollu bir şey söylüyorsunuz ve o insanı perişan ediyorsunuz. Çünkü başka 10 kişi daha aynı şeyi söylüyor ve onlar tüm güce sahipler ve dilinizin bir kıvılcımla ormanı yangına başlatabilir. Ve onlar tüm güce sahipler ve diliniz bir kıvılcımla orman yangını başlatabilir. Zebi ile ilk evlendiğimiz zamanlarda henüz kurtarılmamıştım ve ailedeki konuşkan bendim. Ben ondan daha konuşkanım. Sohbetlerimizde daha çok ben konuşurum, o da kafa sallar bilirsiniz. Ve ben sözlerimle onu alaşağı edebilirdim. Bunu yaptığını hiç fark etmiyordum, gerçekten fark etmiyor. Girdiğimiz her tartışmayı kazanıyordum. Ve ben kurtulduktan sonra tartışmalarımızdan birinde ben ona kesinlikle, kesinlikle sözel olarak saldırdım başka bir odaya geçtim ve o ağlıyordu. Ve Tanrı dedi ki, o siyah kuşaklı tarafından dövüldüğün günü hatırlıyor musun? Ve bunu düşünmek zorunda kaldım. Çünkü bu şekilde çok dövülmüştüm. Hangisi olduğunu hatırlamaya çalıştım. Hatırlıyorum bir kere bir olan tarafından dövülmüştüm. Bunda gerçekten ciddi şekilde dövülmüştüm. İkiye karşı beş kişiydik ve o iki çocuk hayatımda gördüğüm en güçlü kuvvetli çocuklardı. Rab siyah kuşaklı tarafından Ay, yediğin an Bey. deyince hepsi aklıma geldi. Evet hatırlıyorum. Tabii ki çok dayak yedim çünkü çünkü dilim yüzünden biliyorsunuz. O çocuk demişti ki geri bassan iyi olur çünkü benim siyah kuşağım var. Siyah kuşağın olması kimin umrunda? Fakat 15 dakika içerisinde umrumda oldu. Fakat Rab siyah kuşaklı çocuk tarafından dövüldüğünü hatırlıyor musun dediğinde evet dedim. Ve o dedi ki normalde bir kavgayı kaybettiğinde ardından olduğu gibi günlerce acı çekmedin. Haftalarca acı çektin. Sen yalan söyledin çünkü o bir uzmandı. Nasıl zarar vereceğini biliyordu. Antrenmanlıydı ve bu konuda çok sonra bana dedi ki oğlum sen de dilinde siyah kuşak sahibisin. Ve sonra dedi ki bir daha benim kızıma asla el kaldırma. Ona bir daha asla sözlerine saldırma. Bu alanda saflık içinde hareket ettiğimi söylemeyeceğim çünkü pek çok kez bu hataya düştüm. Fakat beyefendiler, hanımefendiler lütfen beni dinleyin. Eğer içinizden biri daha konuşkansa ve her zaman son sözü söylemek ve kazanmak zorundaysa, belki bu tartışmayı kazanabilirsiniz ama uyumu kaybedeceksiniz. Eski bir değiş vardı. Kavgayı kazanabilir ama savaşı kaybedebilirsiniz. Yani bu tartışmayı kazanabilirsiniz ama evliliğinizdeki anlaşmayı kaybedebilirsiniz. 15, 20, 30 yıldır evli olan insanlara danışmanlık yaptık ve eşlerden biri sonunda sözel şiddete uğradığını ve artık bundan bıktığını söyledi. Artık katlanamadığını itiraf etti. Demeye çalıştığım şey şu: şimdi değişin. Çünkü verdiğiniz zarar çok uzun sürebilir. Size iyi bir haber vereyim. Muhtemelen artık onun için hazırsınız. Kötü sözler süre gelir, iyi sözler de süre gelir. Size kutsal yazılardan iki parça okumama izin verin. 2. Timoteos 1.3. Paulus diyor ki, ''Durmadan, gece gündüz dualarımda seni anarak, anmanın altını çiziyorum, atalarım gibi temiz vicdanla kulluk ettiğim Tanrı'ya şükrediyorum.'' durmadan gece gündüz dualarımda seni anarak ve sonra iki ayet daha, beşinci ayet, sendeki içten imanı anımsıyorum. Grekçesine çok benzeyen bir sözcük. Önce büyük annen Lois'in de annen evni ikinin sahip olduğu imana şimdi senin de sahip olduğuna eminim. Söylediği şu, sizin için dua ediyorum. Timoteos zor zamanlar geçiriyordu ve Paulus diyor ki senin için dua ediyorum anımsamak sözcüğünü kullandığında grekçe karşılığını kullanıyor. Grekçe iki sözcükten oluşan bir sözcük. Bu sözcüklerden birinin kökü söylediğimde biraz açıklayana kadar anlamayacaksınız ama birinin kökü mezar taşı anlamına geliyor. Evet, anlamı bu. Biliyorum düşünüyorsunuz ya da bilmiyorum anlamıyorum. Mezarda bir mezar taşı ya da anıtı gördüğünüzde o size ölen kişiyi hatırlamanızı söylemez. ...yaşamış olan birine hatırlamanızı söyler. O birinin yaşamının hatırasıdır. Burada Paulus'un söylediği şu. O Timoteos'a diyor ki... ...Tanrı vermeden önce sizin ihtiyaçlarınızın... ...bir anıtını inşa ediyorum. Bunu bilmenizi istiyorum. O kelimeyi kullanmasının sebebi bu. Tanrı'dan önce sizin ihtiyacınızın bir anıtını... ...bir heykelini inşa ediyorum. Sözler süre gelir. Bu sebeple bir büyük anne torununa dua eder... ...ve 20 yıl sonra... O Rabbin yanına gittiğinde torunu kurtulur. Çünkü o büyük anne torunu için cennette Tanrı'nın torununu gözeteceği bir anıt inşa etti ve bu iş tamamlandı. Size saçma bir örnek vereceğim. Ama düşünün Tanrı her gün sabah ön kapıdan çıkıyor ve bazı kağıtları ya da postaları almak için ilerliyor ve ve bahçesindeki büyük annenin torunu için diktiği tüm bu anıtlar arasında posta kutusuna ulaşmak için yürüyor ve sonunda diyor ki Birisi gidip şu çocuğun kurtarılmasını sağlasın. Onu durdurun ve kurtarılana kadar kör edin. Eğer Tanrı'nın bunu yapmayacağını düşünüyorsanız Elçilerin İşleri 9. bölümü okuyun. Çünkü Pavlus'a yaptığı buydu. Onu yüksek atından alaşağı etti ve Pavlus kimsin, kim olduğunu bilmiyorum deyip kurtarılana kadar onu kör etti. Dualar insanları hayatta bu noktaya getirebilir. Şimdi toparlamama izin verin. Sözlerin bedeli vardır ama bir yatırım da olabilirler. Sözlerinizle insanları kendinizden uzaklaştırmak yerine onlara yatırım yapabilirsiniz. Sözler can yakar ama aynı zamanda iyileştirebilir de. Sözler süre gelir, etkisi devam eder. Bu kötü sözler için geçerli ama güzel haber şu ki iyi sözler için de geçerli. Size bir biyografiden gerçek bir hikaye okuyayım. Aslında birinin otobiyografisinden bir parça ve güzel sözlerle ilgili bir ilahiyat profesörü eşiyle birlikte Gatlingburg, Tennessee'de tatil yapıyordu. Bir sabah güzel bir aile yemeğinden keyif almayı umarak küçük restoranda kahvaltı ediyorlardı. Ve yiyeceklerinin gelmesini beklerken farklı görünümlü, beyaz saçlı bir adamın masadan masaya Misafirleri ziyaret ettiğini fark ettiler. Profesör masaya uzanıp karısına ''Umarım buraya gelmez.'' diye fısıldadı. Ama tabii ki adam o masaya da uğradı. ''Hey millet, nerelisiniz?'' diye sordu dostça bir sesle. ''Ohlakoma, sizi burada Tinisi'de gördüğüme sevindim.'' dedi yabancı. Ne iş yapıyorsunuz diye sordu. Bir ilahiyat fakültesinde ders veriyorum diye cevap verdi profesör. Oo demek vaizlere nasıl vaaz verileceğini öğretiyorsunuz öyle değil mi? Sizin için harika bir hikayem var. Bununla birlikte adam bir sandalye çekip oturdu ve profesör sızlanarak içinden şöyle düşündü. Harika. Gerçekten tek ihtiyacım olan da başka bir vaiz hikayesiydi. Adam başladı. Restoran penceresinden dışarıyı göstererek şu dağı görüyor musunuz? O dağın yükseldiği yerin yakınlarında evlenmemiş bir kadının bir oğlu oldu. Büyürken çok zor zamanlar geçirdi çünkü gittiği her yerde hep aynı soruları soruyorlardı. "Hey çocuk, senin baban kim?" Okulda, markette, cenazede her yerde insanlar hep aynı soruyu soruyorlardı. "Senin baban kim?" Öyle aralarında diğer öğrencilerden saklanırdı. O sözler onun canını çok kötü yaktığı için dükkanlara gitmek istemezdi. 12 yaşındayken kilisesine yeni bir vaiz geldi. O her zaman "Baban kim?" sorusundan kaçmak için geç gider ve erken kaçardı. Ama vaiz bir gün duayı çok çabuk bitirdi ve o da yürürken diğerlerine yakalandı. Tam arka kapıya ulaştığı anda onun hakkında bir şey bilmeyen yeni vaiz elini onun üzerine koydu ve ''Oğlum senin baban kim?'' diye sordu. Tüm kilise ölüm sessizliğine büründü. Kilisedeki tüm gözlerin ona çevrildiğini hissedebiliyordu. Şimdi sonunda herkes baban kim sorusun cevabını öğrenecekti. Yeni vaiz sadece kutsal ruhun verebileceği sezginin gücüyle etrafında olan biteni fark etti ve sonra korkmuş küçük çocuğa şöyle söyledi. Bir dakika, bir dakika, kim olduğunu biliyorum. Ailele çektiğini fark ettim. Sen Tanrı'nın çocuğusun. Ve çocuğun omzuna şefkatle hafifçe vurdu ve şunları söyledi. Oğlum, çok iyi bir ailen var devam et ve ona sahip çık. Çocuk uzun zaman sonra ilk kez gülümsedi ve kapıdan değişmiş bir insan olarak çıktı. Bir daha asla eskisi gibi olmadı. Bir daha ne zaman birisi ona babasının kim olduğunu sorsa gülümsedi ve dedi ki ben Tanrı'nın çocuğuyum. O farklı adam masadan kalktı ve sordu. Sizce de harika bir hikaye değil mi? Profesör gerçekten de mükemmel bir hikayeydi diye cevap. Adam ayrılmak üzere döndü ve sonra tekrar dönüp dedi ki biliyor musunuz? Eğer o yeni vaiz bana Tanrı'nın çocuklarından biri olduğumu söylemeseydi muhtemelen hiçbir yere varamayacaktım ve yürüyüp uzaklaştı. İlahiyat profesörü ve karısı afallamışlardı. Garsonu çağırarak sordular. ''Bu adamın kim olduğunu biliyor musunuz?'' Masada bizimle oturan ve az önce ayrılan adamın... Garson sırıttı ve dedi ki... ''Evet tabii ki, onu herkes tanır.'' ''O ben Hooper, Tinas'ın eski valisi.'' ''Başınızı eğip gözlerinizi kapamanızı istiyorum.'' ''Her hafta yaptığımız gibi sadece yüreğinizde bir dua fısıldamanızı istiyorum.'' ''Kutsal ruha sorun.'' ''Kutsal ruh, bu mesajda bana ne söylemek istiyorsun?'' sadece sorun. Kutsal ruh. Kutsal ruh bu vaaz aracılığıyla bana ne söylemek istiyorsun? Ve hangi zorluktan geçtiğiniz fark etmeden sizin için dua etmek istiyoruz. Sizin için dua etmek istiyoruz. Bu bizim hizmetimizin bir parçası. Utanmanıza gerek yok. Dua istemek için kilisemizin bir üyesi olmanıza gerek yok yıllardır buranın bir üyesiyseniz de duaya ihtiyacınız olduğu için utanmanız gerekmiyor. Özellikle de bu konuştuğum konuda çünkü bence buradaki her insan bu konuda sıkıntılar yaşayabilir. Her birimiz yaşayabiliriz. Dua konunuz hangi alanda olursa olsun sadece sözlerinizle ilgili değil, belki ekonomik durumunuz, belki sağlığınız, aileniz, evliliğiniz, Tanrı ile ilişkiniz, Belki bazılarınız benim gibi biriyle evli olup kurtarılmamış olduğunu fark etmiştir. Dilimi kontrol edemememin sebebi buydu. Bazılarınızın hayatını Mesih teslim etmeye ihtiyacı var. Ya da belki de hayatınızı Tanrı'ya yeniden vermeye ihtiyacınız vardır. Nedeni ne olursa olsun, hayatınızın hangi alanında duaya ihtiyacınız varsa, hangi yerleşkede olursanız olun bir ilahimiz daha var. Herkesten bu son ilahi boyunca kalmasını rica ediyoruz. Sadece bir şarkı ve ayağa kalktığınız o süre boyunca her yerleşkede ve her odada öne liderlerin yanına gelecek yolu açmanız daha kolay olacaktır. Sud Lake yerleşkesinde ikinci sırada her çıkışta bir lider var. Ayağa kalktığımızda öne liderlerin yanına ulaşmak için çok daha kolay olacak çıkışlara doğru yönelin. Orada sizinle birlikte dua edecek bir lider olacaktır. Yani hayatınızın hangi alanında duaya ihtiyacınız varsa, hangi odada ya da hangi yerleşkede olduğu fark etmeksizin bir dakika içinde ayağa kalktığımızda, ben dua ettikten sonra ayağa kalktığımızda sizlerin de basitçe ayağa kalkıp adım atıp odanın önündeki liderlerden birinin yanına gelmenizi istiyorum ve duaya ihtiyacınız olduğunu söyleyin ve sizin için dua etmemize izin ver kutsal ruh. Sen her yerleşkede, her salonda duaya ihtiyacı olan her insanı yönlendirirsin. İsa'nın adı.